Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Sus yürü. Nasıl bir suç işlediğinizi farkında mısınız? Otur şuraya. Bunun hesabını vereceksiniz. Kes sesini, rahat dur. Bırak, bırak beni! Rahat dur. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Aklınıza korkutacaksınız değil mi beni? Süleyman, siz Saygın Bey'in villasına geçin. Çabuk, sizi bekliyorum. Tamam abi. Kimsiniz siz? Ben yanlış bir zamanda mı geldim? Yok. Tahir gidiyordu zaten. İyi geceler. Leyla'nın abisi değil mi? Aha, evet. Tahir çocukluk arkadaşım benim. Ha. Ekrem amcayı kaybettik ya, böyle biraz kötü tabii. Dertleşmek istemiş. Dertleşmek istemiş. Evet. Yani açıklama yapmak zorunda değilsin aslında. Yok, tabii ki değilim. Ama açıklama yapmak istedim yani. Otursana. Gel. Yani şu aslında şey... Böyle biraz kadın erkek ilişkilerinden anlıyorsam... Bir erkek üzgün olduğunda sevgilisine gider veya... O an sevgilisi veya sevdiği insan yoksa eski sevdiğine de gidebilir aslında. Ama sonuçta çocukluk arkadaşım diyorsun. Zaten evli de bildiğim kadarıyla, değil mi? Aslında yani sevgiliydik biz. Ha. Anladım. Ama çok eski yani. Eski bir mevzu. Neyse. Beni ilgilendirmez zaten. Bu arada sen hiç yani haber vermeden geldin. Aa, haber vermeden geldim. Evet ya, kusura bakma gerçekten. Yani bence böyle bir sürpriz yapabilirim artık. Arkadaşlığımız biraz ilerledi diye düşünüyordum ama... ...demek ki yanlış bir zamanda gelmişim. Kusura bakma, evet. Bir dakika, yani yanlış anlayacak bir şey yok zaten. Ya adam babasını yeni kaybetti ve kötü hissediyordu. Yani sadece konuşmak için geldi buraya. Beni ilgilendirmez. Bir şey diyeyim mi? Aynen, ilgilendirmez seni Murat'cığım. Doğru. İyi geceler. İyi geceler. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bana bak, gebertirim seni. Bu evin bazı sırları olduğu belliydi zaten. Orada burada gizli gizli konuşmalar falan. Hı? Boş boş konuşuyorsun. Bir şey bildiğin yok senin. Zaten olan bir şey de yok. Hı hı. Aynen, hiçbir şey bilmiyorum ben. Bakalım Tahir'e anlatınca nasıl açıklayacaksın tüm bunları Şahinde Hanım? Ne açıklayacağım ben be Tahir'e? Nuray!
Nuray! Nuray dedim, buraya gel! Nuray! Nuray dedim! Nuray! Nuray dur! Nuray bir konuşalım mı seninle? Nuray! Nuray! Bir de kapıyı mı kilitledin? Aç kapıyı! Nuray aç diyorum sana! Bak sen ne duydun bir çık onu bana anlat kızım. Teklifimi duydun anneciğim. Eğer Tahir'in beni boşamasına engel olmazsan her şeyi tek tek anlatırım. Ya sen çık önce bir ne duydun onu konuşalım seninle Nuray. Sen daha dur. Nuray! Sen daha dur bakalım ben sana neler edeceğim Şahin Hanım. Öyle kolay da değil mi? Nuray aç kapıyı. Nuray kapıyı aç. Kimsiniz siz? Savcı Leyla. Neden burada olduğunu biliyor musun? Ecelinize susadığınız için buradayım. Seni kaçırdık. Çünkü burnun çok uzun. Ama anlamadığın bir şey var. Bizim de elimiz çok uzun. Biz her yerdeyiz. Bizimle baş edemezsin. O yüzden seni nazikçe uyarmak istedik. Öyle mi? Ya dinlemezsem? O zaman daha ciddi bir konuşma yaparız. O zaman canın yanar. O zaman sevdiklerine zarar gelir. Annene, abine, tıpkı babana olduğu gibi. Ne diyorsun lan sen? Babamla ne ilginiz var sizin? Siz mi öldürdünüz lan benim babamı? Siz mi öldürdünüz? Biz öldürseydik bunu bilirdin. Onu oyuncakçı denen adam öldürdü. Seninle aynı taraftayız. Yani biz de onun peşindeyiz. Kimsiniz lan siz? Ben sizinle aynı tarafta falan değilim. Son kurcaladığın dosyadan uzak duracaksın. Elif veya diğerleri. O işe karışma. Bir daha uyarmayacağız. Ne oluyor lan? Kim var lan orada? Çok da bir dakika. Sıkın lan sıkın. Abi vuruldun. Gidelim abi. Vuruldun abi. Polisler gelir birazdan. Umarım gereken ders almışsındır savcı. Bu işin peşini bırak. Yoksa bu iş böyle yarım kalmaz. Çöz lan beni. Göster kendini yüzüme söyle korkak. Çöz beni! Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Kimsin sen? Kimsin sen? Niye konuşmuyorsun?
Niye konuşmuyorsun? Sesini tanırım diye mi konuşmuyorsun sen? Tamam. Oyuncakçı mısın? Sen oyuncakçı mısın? Hamdi Atılbay'ı sen mi öldürdün? Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Bırak! Bırak beni! Çöz beni. Çöz beni. Bana bak. Ne duydun sen? Duymam gereken her şeyi. Nuray! 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 Sen ne duyduysan yanlış duymuşsundur. Öyle mi? Babamı öldüren adamlarla işbirliği yapmadın yani. Ne? Evet, tam da duyduğum buydu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen Nuray? O adamlar öldürmüş babamı. Neydi, Necat mı, Necati mi ne? Üstelik sen de her şeyi biliyorsun. Birlikte bir işler çevirmişsiniz. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama artık Tahir'e anlatırsın hepsini. Seni var ya, bana bak. Eğer Tahir'e bir kelime edersen... Eğer ağzından bir harf çıkarsa seni paramparça eder, şu arka bahçeye gömerim. Duydun mu beni? Bırak beni be! Hiçbir şey yapamazsın. Ne diyeceksin oğluna? Hem babanın hem karının ölümünde payın var. Affet beni oğlum mu diyeceksin? Sen nasıl bir yılansın? Asıl sen nasıl bir yılansın be? Nasıl bir insansın, nasıl bir kadınsın sen? Ulan kaynana dedik, bağrımıza bastık, içinden şeytan çıktı kadının. Bak anneciğim. Anlaşma basit aslında. Birbirimizin arkasını kollarsak... dediğim gibi bak, sırrım bende güvende. Merak etme. Ha anneciğim? Tahir geldi. Tahir geldi. Hı? Ha anneciğim? Ne diyorsun? Beraber miyiz?
Anne. Ne yapıyorsunuz ya burada? Ne yapalım oğlum? Her tarafım tutulmuş stresten. Nuray kızım sağ olsun. Masaj yapıyor bana. Pilav yok mu ya? Var oğlum. Nuray ısıtır şimdi sana dolapta. Hadi kızım. Tahir, babamın cenazesiyle ilgili hiç haber yok mu? Yavaş kızım, yavaş. Yok da. Adli tıktan haber bekliyoruz. Yarın ya da öbür gün bir şey derler. Benim sizden başka hiç kimsem kalmadı artık. Aa, canım anneciğim. Aa, o ne demek öyle ya? Biz varız. Bizim bizden başka kimimiz var ki, değil mi? Sağ ol evladım, sağ ol. Anne. Gel şöyle oturalım, gel. Gel sırtını yansıta sen de. Gel. Üzme artık kendini ya. Ben varım, kimin olacak senin? Gel. Gel otur şöyle. Az sohbet eder. Doğan. Ne zaman geldin? Bana neden ihanet ettin? Yapmak zorundaydım. Aslında her şey seni korumak için. Biri neden sevmediniz? Mesele sevmek değil. Seni herkesten daha çok sevdiğimi biliyorsun. O yüzden beni yok etmeye çalıştın. En son ağzına bir şeyler tıkıyordun burada. Sen Leyla'nın babasını... Onu ben öldürmedim. Bunu zaten söylemiştim sana. Ama öldüreni buldum. Kimmiş? Necati. Her şeyin arkasında o varmış yine. Doğru mu bu? Ben sana hiç yalan söyledim mi İdris? Doğan. Aileni öyle perişan halde görünce yardım etmek istedim. Senin için her şeyi yapacağımı bilirsin. Sen de iyi biliyorsun ki dünya bir yana, sen bir yana. Ne olur beni affet. Bir daha olmayacak söz. Sözünün büyük mü yok artık benim için? Üzgünüm. Hem artık isteseniz de bana zarar veremezsiniz. Ben bir video bıraktım. Kenan'a. Her şeyi anlattım. Gördü mü? Yok hayır, daha görmedi. Ama eğer bana bir tuzak daha kurmaya kalkarsanız görecek. Anladım. Ama her şeyi çözebiliriz. Sadece zamana ihtiyacımız var. Okyay'dan çıktı artık İdris. Ben kendi sonuma geliyorum. Her şey sona geliyor. Ya da her şey baştan başlıyor. Bilmiyorum. Biraz kafam karışık o konuda. Bakacağız. Ah, neyse. Şişt, şişt. Ben çok yoruldum artık. Herkesten, her şeyden yoruldum. Başkası olmaya çalışmaktan. Yordunuz beni yani. Ben bir sana güvenmiştim. Ama sen de bana ihanet ettin. Artık ayrılma vakti ihtiyar. Sen bunları telafi etmemiz için bana izin ver evladım.
mümkün değil. Doğan. Doğan. Ah be Doğan. Gerçekten iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Savcım, kimdi bu adamlar? Hiçbir şey görebildiniz mi? Siz de şöyle o taraflara iyi bakın. Bilmiyorum işte, biri vuruldu. Ne buluyorsanız toplayın. Yalnız Refik Komiser, bu iş aramızda kalacak. Resmi bir şey yapmayacaksınız. Bir arkayı da dolaşın. Nasıl ya? Aramızda kalacak yani. Efendim? Koskoca Cumhuriyet Savcısını alıp kaçırmak nedir? Nasıl olur böyle bir şey? Ne diyorsam onu yap Refik Komiser. Soru sorma. Anlaşıldı. Anne. Ha oğlum. Leyla geldi mi hiç? Yok, gelmedi oğlum. Allah Allah, nerede bu kız ya? Babası öldü ya. Hayırlı evlat, yemin ederim. Oğlum kız Cumhuriyet Savcısı, işi gücü vardır. Yok ya. Savcı madem niye bulmuyor babamın katillerini? Ben arayacağım şunu ya. Tahir. Bir dakika anneciğim, soru soracağım sadece. Nuray, çay oldu mu kızım? Oldu oldu, koyacağım şimdi. Alo. Leyla Hanım, neredesiniz siz ya? Ya sevimiz size fazla mı boğucu geldi? Abi şu an hiç müsait değilim. Neye müsait değilsin? Ailenden daha önemli ne işin var senin? Ya kızım, babamı bıraktık orada morgda. Göremiyoruz da adamı. Ne olacak şimdi? Adli tip otopsi raporunu hazırlıyor. Bitince haber verecekler. Bu oyuncakçı mıdır, ne manyaktır? Onda bir gelişme yok mu? Yok. Sen karışma bu işlere. Senlik meseleler değil. Ya ne demek karışma kızım? Benim de babamı öldür... Suratıma kapattı, görüyor musun? Katili bulmuşlar mı Tahir? Yok. Sen karışma dedi bana. E karışma oğlum. Bir şey olsa Leyla zaten bize hemen haber vermez mi? Hı-hı. Haber verir tabii. Hemen haber verir anneciğim. İlk de beni arar. Çay içer misin? Yeni demledim. Yok. Sen benim böyle her ihtiyacım olduğunda ortadan mı kaybolacaksın? Nasıl yani? Neredesin sen ya? Evdeyim. Neredesin sen Kenan? Bir gün geçti. Koca bir gün. Arıyorum, ulaşamıyorum. Ha, ölsek kalsak haberin olmayacak. Ama sen söyledin ya, ailemle vakit geçirmek istiyorum belki diye, öyle düşündüm. O yüzden, ama haklısın. Çok özür dilerim. Dileme. Özür falan dileme. Senin başka bir şeyin mi var? Daha ne olsun? Ha daha ne olsun? Babam öldü. Biliyorum. Babam öldü, ortalarda yoksun. Arıyorum, ulaşamıyorum. Dün gece başıma neler geldi, haberin bile yok. Sen hiç mi merak etmiyorsun ya beni? Olur mu öyle şey? Ne biçim laf o yahu? Ne geldi ki başına dün? Kaçırıldım ben. Ne? Dün gece kaçırıldım. Nasıl kaçırıldın? Kim niye yaptı bunu? Bilmiyorum. Bilsem şu an gırtlaklarında olurdum değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Ne biçim haber bu ya? Hayır, iyiyim. Biri geldi, kurtardı. Kim kurtardı? Bir adam gibi anlatır mısın lütfen? Oyuncakçı. Oyuncakçı kurtardı. Al. Babamı öldürmediğini söylüyor.
diğer adamlar yapmış. Elif'i kaçıran adamlar. Necati denen adam da işin içindeymiş. Bu ne alaka bu Leyla? Babandan ne istiyorlarmış ki? Bilmiyorum. O Necati denen adamı ulaşınca öğreneceğiz. Sen bir katilin sözüne güven. O hala bir katil, kendine gel. Bilmiyorum. Bana bir şey yapmadı. İstese yapabilirdim ama yapmadı. Turan. Bugün söyleyecek misin her şeyi? Evet. Artık daha fazla uzamamalı. Ya bir kez daha mı düşünsek? Daha neyi düşüneceğiz? Gidip başka insanları da mı öldürsün? Öldürmesin, tabii öldürmesin. Ama bunu ona nasıl yapacağız? O bizim oğlumuz. Yani kendi elimizle ona nasıl ateşe atarız Turan? Bu çok ağır bir yük. Biliyorum hayatım, biliyorum. Biliyorum. Başka çaremiz yok. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bunu en az benim kadar sen de biliyorsun. Yani Kenan tutuklanacak mı? Burası kesin. Tutuklanacak tabii. Hatta muhtemelen ben de meslekten ihra. Neyse, bırak bunu, bırak ama seni bütün bunların dışında tutmak için elimden geleni yapacağım. Kime söyleyeceksin? Başsavcıya mı? Önce Leyla'ya anlatacağım her şeyi. En çok onun bilmeye hakkı var. Ne yapacak kızcağız? Ya sevdiği adam babasının katili, bunu öğrendiğinde ne yapacak? Peki Kenan ne yapacak? Çocuk mahvolacak, paramparça olacak. Görmüyor musun nasıl seviyor Leyla'yı? Ama inan bana, yapacak başka bir şeyimiz yok. Bunu sen de anla lütfen. Ne olursun. Yapmak zorundayız. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Sen bak bakalım ben nasıl görünüyorum. Çok yakışıklı. Ve evladını çok seven bir baba gibi. Kahveyi bırak da artık birkaç yudum bir şey ye Şahinde Hanım. Olmaz böyle. İştahım kaldı acırım ya. Çocukların çaylarını koyayım mı şimdi? Koyma, onlar inince ben koyarım. Tamam. Sağ olasın. Ben şu Reşat'ın ilaçlarını verip geleyim hemen, olur mu? Tamam hocam, sağ ol. Güno anneciğim. Güno mu? Güno ne ya? Ay vallahi artık her şeyi kısaltıyorum böyle insanlara laf anlatmaktan çok. Tahir kalkmadı mı daha? Bilmiyorum vallahi, şehzadem benimle uyumadığı için uyandı mı haberim yok. Bir şey söylemedin değil mi? Henüz değil. Ama Tahir kendini benden soğutmak için elinden geleni yapıyor. Yani bir insanın senden soğuması için çok da fazla bir şey gerekmiyor kızım ama neyse yani. Bana boşuna laf sokma anneciğim. Benden kurtulması o kadar kolay değil. O benim kocam. Ne yapacağım? Ellerimle Yasemin'e göndereceğim öyle mi? Niye biliyor musun? Tahir'i öyle aman aman sevdiğimden değil. Çok yüklü bir borcu var bana. Ne borcu varmış sana Tahir'in? Dur, bir hesaplama yapayım. 365, 3. 1095 gün onu bekledim ben hapisteyken. O hapisteyken ben bu evden defolup gidebilirdim. Ama gitmedim. Genç kızdım yani, aldatabilirdim, aldatmadım. Ama o ne yaptı? Hapisten çıktığı gün Yasemin'e koştu gitti. Bunun bir bedeli olacak değil mi? Koynumuzda yılan beslemişiz resmen, şu hale bak ya. Yılan beslemişsiniz. Ya bana bunu kocasını öldürten kadın mı söylüyor? Ana! Ağzını topla, ben öyle bir şey yapmadım. Alırım o senin marul saçlarını elime. Aynen. Mukadderat. Toprak istedi belki Ekrem babama. Aynen. Ne istiyorsun sen ya? Hı?
bu evden defolup gitmek için ne istiyorsun onu söyle. Aslında kafamda birkaç bir şey var. Mesela bu evden sen oğlunu alıp defolup git. Ha? Bu ev bana kalsın. Nasıl? Sen iyice delirdin değil mi Nuray? Benim aklımın kafesi kırıldı. Bütün kuşlar bir yana dağıldı. Şaho ana. Daha bu filmin başı. Daha sen bir de filmin sonunu gör. Öf, öf. Çok da güzel bir şey yokmuş kahvaltıda bugün. Ne yapıyorsun canım? Konuşamadık seninle. İyi değilim Yasemin. Kafam çok karışık. Aa, ne oldu? Dün gece bir sürü şey oldu. Neyse Adliye'ye geçeceğim hazırlanıp. Sen de gel anlatırım. Tamam geliyorum ben de. Tahir oğlum müsait misin? Gel anneciğim gel. Tahir sen niye yattın burada bu gece? Ben ne bileyim öyle televizyona bakıyordum uyuyakalmışım. Tahir'im. Oğlum sizin Nuray'la aranızda bir sıkıntı mı var? Bak annenim ben senin anlatabilirsin oğlum. Anne bu iş Nuray'la yürümeyecek ya. O ne demek oğlum ya? Kız kaç sene bekledi seni içerideyken. Nereden çıktı? Beklemeseydi keşke. Bilmiyorum annem. Benim için bitti bu iş. Yasemin yüzünden mi? Söyle oğlum, söyle halinden belli zaten. Anne ben hala seviyorum onu ya. Allah kahretsin seni Tahir. Ne demek kaçırdılar ya? Sen iyi misin? Leyla bir şey yaptılar mı sana? Yavaş. İyiyim bir şey yok. Ya niye yavaş? Adamlar gelip seni kaçırıyor ondan sonra katil seni kurtarıyor falan. Hiçbir şey yapmıyorsun sen. Ya hiçbir şey delirdin yapmıyor mi? Değilim. Hiçbir şey yapmıyor değilim. Ama Yasemin bu adamlar gerçekten çok güçlü. İşin peşini bırakmamı istiyorlar. Bırakacak mısın? Nasıl bırakayım ya? Bırakır mıyım? Babam bu adamları öldürmüş olabilir. Bir de niye bilmiyorum. Bu Elif meselesine, oyuncakçı, her şey buna bağlanıyor. İpin ucu da Necati. Ne yapacaksın peki? Necati babamın dosyasına ilintilecek bir delilim yok. Önce onu bulmam lazım. Madem birbirine bağlı o zaman ya Elif'in dosyasından sıkıştıramaz mısın adamı? Düşünüyorum. Ya bak senin bu avukat arkadaşların mutlaka bir şey duymuştur. Yani bir mağdur mutlaka birine ulaşmıştır. Bir sordursan mı? Tamam tamam ben sordururum. Yani ne istersen yaparım yanındayım hiç merak etme. Başsavcı. Buyurun başsavcım. Tamam benim de size söyleyeceklerim var. Tamamdır geliyorum o zaman. Ne oldu? Başsavcı çağırıyor. Tamam haberleşiriz o zaman. Tamam. Bırakayım çıkayım. Tamam soruşturacağım arayacağım seni. Tamam. Oğlum. Ne haber anneciğim? Nereden çıktın sen? Onu da biçip sonra evime gelemez miyim? Ya tabii tabii iyi ettin. Gel geç mutfakta işim vardı biraz. Evet. Dertleşelim istiyorum biraz. Gel çok iyi ettin. Ah. Kahvaltı falan yaptın mı? Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Atıştırdım bir şeyler. Babam yok mu? Baban yarım saat oldu çıkalım. Oh iyi yani biz bizeyiz ha. Güzel. Evet.
şey, çay kahve falan vereyim mi? Hayır hayır, otur gel, gel gel otur hadi. Konu ne? Konu Leyla. Yani dolaylı olarak da ben. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Benim şu hafıza kaybı meselem vardı ya. Yani o ilerliyor bence. Bayağı ilerliyor. Emin misin peki? Koca bir gün yok. Nasıl yani? Nasıl olacak bir şey yok işte öyle. Ki daha can sıkan tarafı... Yani Leyla... Leyla yalan söylüyorum şu anda. Bence hasta biriyle birlikte olduğunu bilmeli. Efendim fakültedeki paneli salıya almışlar. Siz de konuşmacı olacaksınız. Ben yine hatırlatırım size. Tamam kızım. Tamam. Al bunları. Gel. Heh, gel Leyla. Gel kızım. Teşekkür ederim. Gel otur kızım. Buyurun Mesut. Sen Kenan'ı seviyorsun değil mi? Merak etme, merak etme. İlişkinizden konuşmayacağız. Çok daha önemli bir meselemiz var. Evet. Seviyorsun. O da seni çok seviyor. Ve senin adın geçtiği zaman senden bahsedildiğinde... ...gözlerin içi nasıl parlıyor bir görsen. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Ama... Başsavcım böyle cümlelerin sonunda hep bir ama olur. Hatırlarsan sana Kenan'ı ne kadar tanıyorsun diye sormuştum. Öyle zaman içinde onda bir tuhaflık, bir gariplik fark ettin mi? Bazen. Evet, bazen bir şey yapıyor. Ama haberi yokmuş gibi yapıyor. Onlar numara değil kızım. Sahiden hatırlamıyor. Nasıl yani? Kenan hasta kızım. Ama o bunu bilmiyor. Başsavcım. Ne hastası? Aç be adam ya, aç şunu ya, aç. Her şeyde haberbat olmadın, aç şunu. Yanlış bir şey yapmazsın inşallah. Ne yapmam lazım? Konuşayım onunla. Bak benim içim içimi yiyor anne. Kız beni seviyor. Ki gerçekten seviyor, inanıyorum ona. De yalan söylüyorum. Yüzüne baka baka yalan söylüyorum. Hepsi bizim suçumuz. Ne? Ne sizin suçunuz? Her şey için o kadar üzgünüm ki. Anneciğim, ne sizin suçunuz yavrum? Siz beni Leyla'dan ayırmaya mı çalıştınız? Ben anlamadım. Niye kendini suçluyorsun bu kadar? Problem edecek bir şey yok. Bir şey anlatıyorum yahu. Ciddi bir durum bence. O yüzden sana danışmaya geldim. Ne yapmam lazım? Yani bence söylemeliyim. Böyle olmaz. Çok özür dilerim. Buna bakmam lazım. Sevim ablan hastanedeydi de. Hemen geliyorum. Tamam bak Sevim abla. Alo. Doğan yapmamış. Ne yapmamış? Leyla'nın babasını öldürmemiş. Ne? Nereden biliyorsun? Ya biliyorum işte. O yapmamış. Yapanlar öyle düşünmemizi istemişler. Bir de üstüne üstlük adamlar Leyla ve Doğan'la uğraşıyor. Çocuk söyledi. Söyledi bize. Ben yapmadım dedi. Biz inanmadık. Doğan'a karşı böyle utanç içerisindeyim ki anlatamam. Turan'a ulaşamadım. Tamam ben ulaşırım ona. Kenan yani hiçbir zaman bilmedi. Bu hastalık yani zaten... Ya, insanın için anlatması o kadar zor ki yani insan nasıl bir cümle kuracağını bilemiyor.
Ama seni de yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden söyledim. Artık dönülmesi zor bir yola girdik. Sakin ol, tamam mı? O gördüğün tuhaflıklar, gariplikler var ya Kenan'da. Onlar hep geçmişte yaşadığı bir travmanın etkisi. Şuna bir bakayım ben. Efendim demin ne var? Önemli bir şey mi? Leyla'yla toplantıdayız. Turan, Doğan yapmamış. Leyla'nın babasını Doğan öldürmemiş. İdris, İdris seni aramış, sana ulaşamamış. Beni aradı. Başkaları yapmış. Ve Doğan'ın üstüne atmaya çalışıyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız Turan? Bak, Leyla'ya bir şey anlatmadın değil mi? Heh, sakın bir şey anlatmadın. Yok, hayır. Tamam. Turan ne olur sakın Leyla'ya bir şey söyleme. Tamam. Tamam, ben seni sonra ararım. Tamam. Anlatma derken? Ne anlatacaklar? Her şey derken? Ne demek her şey? Doğan. Demek yolun sonuna geldik. Sonra beni tutuklattıracak mıydınız? Doğan, biz bu iş hemen bitsin istedik. Bak, kimse de hiçbirimizde dayanma gücü kalmamıştı. Biz sen yaptın zannettik. Ne yapacağımızı bilemedik. Leyla eninde sonunda seni bulacaktı. Bizden duysun istedik. Tamam bak, artık polis falan yok. Merak etme, tamam mı? Ben anlıyorum seni gerçekten. Sakin ol. Ben size söyledim ki bunu zaten. Ben yapmadım dedim. Değil mi? Haklısın. Ben ne yapacağımı bilemedim. Şimdi biliyorsun işte. Leyla'nın babasının öldürmediğimi kanıtlasam bile bir şey değişmeyecek dedim. Beni istemiyorsunuz siz. Anlıyorum. Anlıyorum. Kenan'a da yazık olacak. Anlıyorum. Hayır. Hayır, ben işin orasında değilim. Sen benim oğlumsun. Sen benim evladımsın. Ve çok hastasın. Bak, kimse ölsün, kimse zarar görsün istemiyorum. Ne kadar da haklı olsan, ne kadar da acı çekmiş olsan ben artık dayanamıyorum. Ben hapse girmeye bile razıyım. Yeter ki sen iyileş. Sen bir iyileş. Ben ölmeye de razıyım. Sen iste, ben canımı vereyim. Baban da verir. Anlamıyor musun oğlum? Bak, biz seni her şeyden çok seviyoruz. Hepimiz için en iyi olan bu. Doğrusu bu. Çözüm benim hapse girmem mi? Hayır, hayır. Hayır, hapis falan yok. Yok. Belki tedavi olursun. Ama sizin tedavi dediğiniz şey benim yok olmam. Sen zaten yoksun Doğan. Zaten yoksun. Nasıl bir kaza bu efendim? Yıllar önce çocukken yaşadığı bir kaza. Bütün yaşadıkları da o kazanın yarattığı travmanın etkisi. Çocukken öyle arkadaşları şaka falan diye herhalde. Bizim evin orada küçük bir kulübe var. Kenan'ı oraya kapatmışlar. Nasıl olduysa bir yangın çıkmış, çatı çökmüş falan. Kenan sıkışmış kalmış. Yani şükürler olsun ki kurtardık yani, çıkarttık, bir şey olmadı. Yani görünüşte de böyle fiziksel herhangi bir şey yoktu, bir yaralanma falan. Ama doktorlar hani çarpmadan galiba bir kafa travmasından falan şüphelendiler. İşte bir sürü tahlil, tedavi falan. Ondan da bir şey çıkmadı. Dedim ya, hani görünüşte bir şey yoktu. Ama sanki bir acısı var gibiydi. Böyle içinden gelen bir acı.
çok zor zamanlardı. Hem Kenan için hem de ailemiz için. Kenan hatırlıyor mu peki bunları? Yok. Yani işte bilirsin yani çocukluk. Pek bir şey hatırladığı yok. Başlarda böyle böyle huysuz, aceleci, tez canlı falan oldu. Yani çok önemsemedim aslında ama sonra o yaşadığı kaza ve o travmanın etkisi bir şeyleri değiştirdi. Karakterini mi? Yok yok öyle değil, o kadar değil. Yani böyle biraz öfkeli, sinirli, mutsuz bir çocuğa dönüştü. Sanki o yaşadığı şey için bizi suçluyor gibiydi, kafası karıştı. Yani bazen çok seviyordu bizi, bazen nefret ediyordu. Tabii çocuk yani nefret denemez de sanki biraz kızgındı. Başsavcım nasıl açtınız bütün bunları? Sevgiyle el ele böyle kenetlenen bir aile gibi. Ama şimdi bazen ona bakınca bizi hala suçladığını düşündüğüm anlar oluyor. Neyse işte evet. Durumu hepsini sana anlattım. Bil istedim yani. İçim rahat etmedi. Sizin Kenan için endişelendiren başka bir şey mi var? Nina. Evlat sevgisi bambaşka bir şey. Çok güzel. Bu yaşıma gelince daha iyi anladım. Ama onun yanında başka bir şey daha var. Korku. Ne korkusu? Evladını kaybetme korkusu. Dedim ya, evlat sevgisi bambaşka bir şey. Ama bak mesela şu an karşımda kendi ayakları üzerinde durabilen yargı mensubu, güzel, akıllı, genç bir kadın var. Değil mi? Ama git annene sor. Sen bunun için hala daha endişeleri çıkmamış. 7-8 yaşlarında ortalıkta dolaşan küçük bir kız çocuğusun. Kenan da benim için hala o çocuk. Evet işte o gördüğün, fark ettiğin şeylerin hepsinin sebebi bu. Yani her şeyi anlattım sana. Bilmen gerekir diye içim rahat etmedi. Anlıyor musun? Sağ olun Başsavcım. Bütün bunlar aramızda. Tamam mı? Sen ne anlatacaktın? Bir şey söyleyecektin. Bu kadar söylediklerinizden sonra zamanı mı bilmiyorum ama... Başsavcım dün gece bir şey oldu. Sayın Başsavcım. Kızım senin bir derdin mi var? Nasıl yani efendim? Ne yapmaya çalışıyorsun? İlla ünlü mü olacaksın? Magazine çıkmalar, garip garip soruşturmalar, kendi başına çalışmalar. Amacın ne senin? Başsavcım ne diyorsunuz siz? Duydun dediğimi. Sayın Başsavcım ne yapıyorsunuz? Sen de çanak tutuyorsun buna Turan. Sen neyi soruşturuyorsun kafana göre? Efendim müsaade edin anlatayım o zaman. Necati denen bir adam var. Kızları zorla fuhuşa yönelik. Tamam tamam. Büyük dava çözüp ünlü olacaksın. Magazin işini sevdin galiba sen. Ben sadece işimi yapıyorum. Artık senin işin değil bu. Babanın ölümü belli ki bu dosyayla ilişkili. Magazindesin sen de. Elindeki bütün delilleri, tanıkları Cem Savcı'ya devrediyorsun. Bu oyuncakçı moyuncakçı ne varsa. Cem Savcı mı ilgilenecek bundan sonra? Ne yapacaksın o bıçakla?
Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Sakin ol. Korkma. Sıkıca tut. Sıkıca tut. Sıkıca tut. Hayır, hayır, hayır. Sok şu bıçağı bana. Sok kalbime. Hayır, hayır. Hadi. Kendini de beni de kurtar. Ne olur, ne olur böyle konuşma, ne olur. Hayır. Önce İdris sattı beni. Kimse satmadı. Şimdi de sen. Hayır, hayır, seni kimse satmadı. Ne olur. Sök hadi. Ya, hayır, hayır. Yap şunu. Hayır. Kurtar bizi bu ıstıraptan. Bak. Yap hadi şunu. Hayır, hayır, hayır. Yap hadi! Ay, seni seviyorum oğlum, ne olur. Hem de çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni seviyorum oğlum, lütfen yapma. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum, yapma. Seviyorsunuz ama istemiyorsunuz değil mi? Ne yapacağım biliyor musun? Gideceğim buralardan. Kaybolacağım. Çok yoruldum ben artık. Hiç takatim kalmadı. Gerçekten. Ne kadar kabul etmesem de galiba size kendimi sevdirme çabam yordu beni. Eğer sorun bensem, gittim de huzuru bulun diye gidiyorum. Devin. Oğlum. Kenan'ı sevin olur mu? Şu yetimhanede yalan. Onları her kim yaptıysa siz bulun, tamam mı? Leyla ile Kenan neye bulaştıklarına farkında değiller. Onlara yardımcı olun, olur mu? Yanlarında olun. Kimle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar. Oğlum, dur, dur. Lütfen yanlış bir şey yapma. Hiç merak etme. Bu sefer gerçekten olması gerekeni yapacağım. Tahir, Tahir oğlum sen evli barklı adamsın. Nereden çıktı şimdi ya senin falan oğlum? Anne elimde değil, ne yapayım ya? Ya oğlum senin dil gibi karın var. Bak zaten Yasemin'le de konuşacağım ben ya, de. Ya Tahir ne konuşacaksın Yasemin'le ya, delirtme beni. Oğlum bak tamam, hapisten yeni çıktın, babanı kaybettin. Senin psikolojin bozuk, sen ne düşüneceğini, ne hissedeceğini karıştırıyorsun. Tamam anne, tamam. Ama emin olduğum tek bir şey var benim. Nuray'ı hayatımda istemiyorum artık, oldu mu? Tahir, Tahir. Tahir, Tahir. Buraya, Tahir buraya gel. Of. Vallahi ben hiç karışmıyorum anneciğim. Bu işi sen çözeceksin. Yoksa vallahi aile komple dağılır ha. Tahir'in bir daha da yüzünü göremez. Tamam, bir sakin ol sen. Yapacağım ben, ne gerekiyorsa yapacağım, anladın mı? Böyle şık olmuyor işler. İstersen git Yasemin'le konuş. Yapacağım ya, ne gerekiyorsa yapacağım dedim sana. Tamam. Benim için hiçbir problem yok yani. Ben senin için diyorum. Ama ne sen ne de o Tahir bu işten öyle kolay sıyrılamayacaksınız. Bunu bil de.
Efendim? Allah belanı versin sen. Amin cümlemizin. Biri bitiyor, biri başlıyor. Herifin teki resmen çekti aldı kızı. Kimdi o, polis mi? Polis olsa burada olur muyduk? Çoktan kervana katmışlardı bizi. Necati Bey, peki ne olacak şimdi? Yani bunlar sağlı sollu başımıza bela olacak. Kenan Lavuğu da var. Yani o adam bu işin peşini bırakmaz. Bana sorarsanız Leyla da bırakmaz. Onları durduracak bir isim var aslında. Kim? Tahir. Nasıl? Tahir'i ihbar et. Bu kaçırılan kızların mevzusunu da onun üzerine yık. Böylece bize bulaşmamış olurlar. Leyla'dan da kurtuluruz böylece. Tabii Necati Bey. Ama biraz zaman gerekecek. Fazla uzamasın. Peki. Hallederim. Efendim. Yasemin Hanım, hemen al. Hemen al. Aa, Yasemin, ne işin var burada? Sürpriz mi yaptın? Dünden sonra hiç aramadın. Sabahları da günaydın diye mesaj atardın, atmadın. Ben de bir gelip uğramak istedim. Böyle gelsene. Yoğun tabii şimdi, Kenan da yok. Bütün işler bize kaldı burada. Böyle bol neyli günaydın mesajları atamıyoruz. Anladım. Demek ki senin biraz kafanı dağıtmaya ihtiyacın var. Öyle mi diyorsun? Evet. İki sinema biletim var. Yeni bir film çıkmış. Tahir'le mi gideceksiniz? Laf mı sokuyorsun sen bana? Yok canım. Sonuçta senin sinema biletin. Senin kararın. Murat'cığım, sen dün geceyi biraz abartıyor olabilir misin? Bence sen abartıyor olabilirsin. Böyle sabahın köründe geldin, hediyeler, sürprizler falan. Yani senin hayatın beni ilgilendirmez Yasemin. Biz sadece arkadaşız. Tabii ki arkadaşız. Hı hı. Tabii ki beraber çıkar gezeriz. Bir şeyler yeriz, sinemaya gideriz. Ama dediğin gibi arkadaşız. Evet, iki arkadaş gibi. Hı hı. Ne aldın? Aa, çikolata mı? Yok, antrikot getirdim. Antrikota benzemiyor pek. Almak ister misin? Yok, ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Kaçta film? Akşam 8:30'da Nişantaşı'nda. Tamam, bugün işim biraz yoğun. Eğer bitirebilirsem gideriz. Olmazsa sen Talip'le, hemen Talip diyorum. Tahir'le gidersin. Olur mu? Murat, yani çok uzattın ya. Yani gerçekten adam evli barklı zaten, ne alakası var? Aa, evli olsun canım. Sonuçta eski manita. Çok iğrençsin. Uf, hiç gelmeseydim keşke. Gidiyorum. Sen şimdi nane yemedin mi? Ha? Hanımefendi. Seni ben daha deneyeceğim.
Anne ben evdeyim, şimdi de geldim. Yine aynı şey oldu. Burada gayet iyiydin. Bilmiyorum yani. Ne dedim, nasıl çıktım yok bende. Her şey normaldi. Bir sıkıntı yoktu. Anladım. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Kaçak Spor ne haber? İyi Murat, işin yoksa bana gelsene. Uğrayayım abi. Birazdan çıkarım. Gel gel. Gel. Efendim, babanızın otopsisi sonuçlanmış. Adli tıp raporu. İlk tespitlerle örtüşüyor. Farklı zamanlarda farklı darbe ve boğuşma tespiti var. Doğru söylüyor. Kim? Boşver. Hem katil oyuncakçı değil o zaman. Öyle görünüyor. Ve bu daha kötü. Sizin babanızdan kim ne istemiş olabilir ki? Öğrenmeme müsaade etmiyorlar Refik Komiser. Ben bu dosyadan alındım. Senden bir şey rica edeceğim. Buyurun, buyurun. Aramızda kalacak. Elbette. Necati denen bir adam vardı. Konuşmuştun, hatırlıyor musun? Evet. Maktul'ün ailesiyle telefonda konuşmuştu. Biz de dinleme yapmıştık. Ama resmi bir dinleme olmadığı için deli niteliği taşımıyordu. Doğru, maalesef. Ben Necati ile ilgili tüm bilgileri istiyorum. Her şeyi. Tabii ki. Sağ ol. Müsaadenizle. Buyurun. Leyla. Abi. Geç. Hayırdır? Sen gelmiyorsun kızım, ben geleyim dedim bir ara. Ne oldu? Bir haber var mı babamın defin işlemlerine? Bak annem evde sorup duruyor. Haber vereceğim dedim değil mi? Yeni geldi, şimdi geldi rapor. Yarın alabiliriz naaşı. Annemlere söylerim ben. Anne biçim hayat be. Baban ölüyor. Adamın cesedine bile huzur vermiyorlar. Bir rahat rahat gömemiyorsun bile. Senin için de zor. Olay yeri diye gidiyorsun. Babanın... Neyse tamam, ben gideyim. İşim vardır. Leyla, bak bu işin arkasında kim var öğrenirsen bize söyle, tamam mı? Tamam, konuşuruz. Bak bilmeye hakkımız var. Tamam. İyi. Leyla abla. Elif. Ben bölmüyorum değil mi? Yok yok, gel. Şey, ben evrak imzalamak için gelmiştim de öyle gelmişken seni de göreyim dedim. İmzala gel hadi. Tamam, çantam alıp geliyorum. Leyla, kim bu kız? Elif. Benim baktığım dosyada mağdur kızlardan biri. Neler yaşamış garip. Neyse ben gideyim. Görüşürüz. Ay. Gel buraya. Geçin. Bu kız, yani hürmetli bir abimizin kızıymış, tamam mı? Evden kaçmış. Yani bizden yardımcı olmamızı, bu kızı bulmamızı istediler. Bu ya, bir şey yok.
ne lan? Ulan Gökhan, neyin içine soktun lan sen beni? Neyin içine soktun lan? Efendim? Kardeşim? Efendim Gökhan? Ya şu benim mekana gelsene bu akşam. Hem bir konuşuruz, otururuz. Hem güzel bir iş de geldi. Olur. Olur, geleyim. Eyvallah. Eyvallah. Sana teşekkürler. Vallahi öyle işte yani. Çocukla böyle birden Leyla'nın kardeşiyle... Oğlum burun buruna kaldık. Yani Yasemin bana bakıyor. Çocuk Yasemin'e bakıyor. Böyle tuhaf bir ortam. Ya Kenan, tuhaf tarafı oğlum. Böyle bir... Kıskandım ya yani. Yani kıskandım gibi hissettim. Böyle tuhaf oldu orası bir. Koskoca Murat Başkan'a bak. Kıskanmalar falan hiç yakışmıyor ya. Dalga geçme bak sonra. Tamam kız. Hoş dedik, güzel dedik. Takılalım dedik ama böyle... Kıskanma işi falan bir tuhaf oldu yani. Sen ne yaptın? Niye çağırdın beni? Leyla dün kaçırılmış. Leyla kaçırılmış mı? Kim kaçırmış abi? Ya işte... Bu davayı devam ettirmesini istemeyen adamlar. Onlar işte. Birader, mevzu buraya kadar geldi mi ya? Yani... Benim seni buraya çağırma nedenim... Bununla alakalı değil, alakalı ama değil yani. Ne oldu? Murat, sen benim kardeşim gibisin. Biliyorsun bunu değil mi? Hı hı. Neler yaşadık seninle. Girmediğimiz delik kalmadı, yapmadığımız haber kalmadı. Güldük, eğlendik, ağladık. Evet abi. Bir de olduk, düştük de, kalktık da tekrar bir olduk. Evet, kardeşiz. Evet. Bana garip şeyler oluyor. Sana garip şeyler olur zaten. Sen garip ve deli bir adam olduğun için. Lütfen ciddi olur musun? Vallahi bir şey, ciddi bir şey söylüyorum. Durur musun bir? Ben bazı şeyleri hatırlamıyorum. Silinik, yok. Bir şeyler yaşamışım ama yok bende. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Bayağı. Şu manifesto vardı ya. He. Katilin yolladı. He. Yok o bende. Leyla'yı öptüm. Sana söylemiştim ya. Onu da hatırlamıyorum. O yüzden zaten o kadar kıvırdım. Leyla'yı öptüğün anı hatırlamıyorsun. Yok. Ne diyorsun abi sen ya? Ne diyorsun oğlum sen? Baya baya yani hatırla. Doktora falan gittin mi? Gittim, gittim tabii ki gittim. Doktora da bilmiyorum. Ne diyor? Bazen böyle koca bir gün yok oğlum bende. Koca bir günü hatırlamıyorsun. Evet. Abi. Zaten biraz da konu bu. Benim bunu Leyla'ya söylemem gerekiyor. Tamam mı? Yani daha dün ya. Daha dün. Hı. Kız bütün gece beni aramış. He. Yokum ortada. Bütün gün yokum. Dün tüm gün hiç yoksun ha. Öyle mi? Yani devamlı bahaneler üretiyorum tabii ki. Şöyledir böyledir diye ama nereye kadar sürecek? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Kenan, çok ciddi bir şeyden bahsediyorsun abi sen. Sen şey yaptın mı? Tamam, başka bir doktora gidelim abi. Gideceğim. Gidelim, başka bir doktora gidelim. Hayatım, gideceğim ama konu bu değil. İlk önce Leyla'nın öğrenmesi lazım. Ben tabii ki gideceğim, halledeceğim bunu. Yani bence aslında Leyla'nın... Yani şu dönemde öğrenmesi lazım değil belki de. He? Benim yüreğim ağzıma geldi onun o hale geldiğini duyunca. Ben gerçekten seviyorum oğlum o kızı. Anladın mı? Yani farkındayım. Sen zaten şeye doğru gidiyorsun. Evet. Ha? Yani... Var kafamda bir şeyler de bu... Başındaki meseleler bitsin diye bekliyorum onu şu... Şu hadiseler çözülsün, babasının katilleri bulunsun diye bekliyorum ama evet, kafamda var bir şeyler.
Az kalsın Leyla'ya her şeyi anlatacaktım. Ne kadarını anlattın? İşte tam hastalığından girmiştim. O sırada sen aradın. İşte arkadaşları bir yere kilitlemiş. Yangın çıkmış, çatı çökmüş, kafa travması olmuş işte. Hafıza kaybı bu yüzden oldu. Yani böyle şeyler söyledim. Sadece bunları biliyor. Söylemez değil mi? Böyle bir şey söylenmeyeceğini herhalde bilir. Allah'ım ya. Yani Doğan öldürmediyse bu kızın babasını kim öldürdü? Çete gibi bir şey var. Yetimhaneyi yakanlar. Onlar hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Bak polise gitmekten vazgeçeceksin artık değil mi? Ne olursa olsun Doğan yine Doğanlığını yapacak. Leyla'nın babasını öldürmemiş olabilir ama hala çok tehlikeli. Tedaviyi bir an önce başlatmamız lazım. Turan, bugün Doğan benimle konuştu. Ne konuştu? Leyla ve Kenan'a yardım edin dedi. Peşlerinde kötü adamlar var dedi. Bahsettiğin adamlar onlar mı? Ha, muhtemelen. Bir de ben bir süre ortalarda olmayacağım dedi. Doğan mı söyledi bunu? Evet, Doğan. Yani Doğan kendiliğinden gitmiş olabilir Turan. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayabilir. O kadar emin olma Nevin. O kadar emin olma. Benim sana bir şey söylemem lazım. Soruşturmadan alındım ben bugün. Nasıl ya? Niye? Dosya babamın ölümüyle ilintili. Bir de magazine falan çıktık. Her şey üst üste geldi. Yani zaten biliyorduk böyle bir şey olacağını. Babam ne diyor peki bu durumu? Ne desin? Yapacak bir şey yok. Beni boş ver. Sen nasılsın? İyiyim. De sen niye sürekli bunu soruyorsun? Ben özür dilerim. Yani sabah aramadın diye çok üstüne geldim. Oralar biraz sinirlerim bozuk, hesap falan sormaya kalktım sana. Hayır. Sen boşuna kendi üstüne gidiyorsun bu kadar. Hem daha önemli bir şey var. Benim sana söylemem gereken. Çayları alsak oraya geçsek olur mu? Olur, sen geç geliyorum. Ya tamam mı güzelim? Geleceğim dedim sana. Bir küçük toplantım var, halledeyim. Sonra yanındayım. Aynen. Tamam. Ben seni arayacağım o zaman. Hadi bari. Ay. Hoş geldin. Gelsene. İçer misin? Olur. Tamam. Tahir. Ne ayaksın lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne demek ne ayaksın ne? Kimsin oğlum sen? Tahir bak saçmalıyorsun şu an. Bu ne lan böyle? Sen şuraya bir otur bakalım. Lan o. Otur konuşacağız seninle. Ver şu ellerini. Lan oğlum konuşalım da bunun bir adabı mı? Böyle olmaz. Sus. Geçir şu ellerini. Geçer uzat. Lan. Tahir saçmalıyorsun. Tahir. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yaptığını sanıyorsun oğlum? Gel otur şuraya. Çıkar şunları. Ne oluyor lan? Ne ayaksın lan sen? Kime çalışıyorsun? Lan oğlum ne demek kime çalışıyor? Bilmiyor musun lan? Lan benim lan Gökhan. Tamam çıkar şunu. Yeter artık. Hadi. Adam gibi konuşalım. Annen evden kaçmıştı o kız. Hani biz iyilik yapıyorduk. Zor yaptırıyorlarmış lan kıza. Kimsin lan sen? Kime çalışıyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum sen? Ne olur mu öyle şey? Gökhan yalan söyleme lan bana. Yalan söyleme bak anam avradı bulsun vururum seni. Lan oğlum saçmalama olmaz öyle şey. Söyle lan. Konuş vallahi sıkarım bacağını. Lan oğlum. Kime çalışıyorsun oğlum? Lan oğlum ne kime çalışıyorsun? Gökhan cevap ver bana. Lan bilmiyor musun ben kime çalışıyorsun? Lan bilmiyorum diyorum lan.
Sus. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sus. Necati abi ha? Necati abi. Açıyorum telefonu. Bak, dün ufak bir şey belli edersen yemin ederim mermiyi yersin. Necati Bey. Gökhan, ne yaptın? Hallettin mi Tahir işini? İyi isimsiz ihbarla her şey bağlanır. Kızları Tahir kaçırıyor dersiniz, olur biter. Tamam efendim. Tamam. Elini çabuk tut. Nasıl yaptın lan sen bunu? Bana mı içecektiniz lan bütün işi? Hani kardeşlik lan biz? Ulan ben sana arkadaşım diyordum lan! Nasıl yaptın lan bunu? Ulan senin... Senin... Tek tek anlatacaksın bana. Bu adamlar kim? Necati ne ayak? Her şeyi tek tek anlatacaksın bana. Her şeyi. Sen bana sürekli soruyorsun iyi misin, iyi misin diye. Ben bazen iyi değilim. Her zaman olmuyor ama böyle arada gidip... Birini mi bekliyordun? Yok. Abi. Hala olayların peşinde. Benim de peşimde. Belalar bitmiyor ki. Tabii siz bilmiyorsunuz. Bizim gelin var ya Nuray. Bizi konuşurken duymuş. Onunla uğraşıyorum sabahtan beri. Ne duymuş? İşte benim de bu işin içinde olduğumu, sizinle bir alakam olduğunu duymuş. Bak geliyor şimdi. Yardım lazım mı? Ya hayır. Tabii ki değil. Ben hallediyorum. Tamam şimdilik bir sorun yok. Bir sıkıntı çıkarırsa haber edin. İlgileniriz. Ayrıca vakit daralıyor. Daha fazla engelleyemem bizimkileri. Ailenizi kötü günler bekliyor Şahin de Hanım. Lütfen bize biraz zaman verin. Ben Leyla ile yakından ilgileneceğim. Daha fazla başınızı ağrıtmayacak. Ne olur. Abi, iyi misin sen? Değilim. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok, dur sen de ya. Sen de dinle. Zaten olayın içinde sayılırsın. Anlat, ne oldu? Ya Leyla, bu Elif dediğin kız var ya. Çetenin eline düşen. Evet. Ben ona bunu kimlerin yaptığını biliyorum. Ne demek kimlerin yaptığını biliyorum? Sen ne dediğini farkında mısın? Bugün adliyede kızı görünce anladım işte neyin ne olduğunu.
Sen bu işin içinde misin? Hayır. Sen nasıl bulaştın bu işe? Bulaşmadım ya. Bulaşmadım yani. Az kaldı bulaşıyordum. Kes sesini o zaman, anlat. Leyla'cığım. Bulaşmadım diyorum. Ne demek biliyorum o zaman? Leyla'cığım gelir misin? Ne? Allah'ım biliyorum bana diyorum. Bana bakar mısın? Ne? Adliyede değiliz. O ne demek? Abini şu an sorguya çekiyorsun. Adam da şokta. Ya sen bana işimi mi öğretiyorsun? İşini öğretmiyorum, iş yerinde değiliz. Ama böyle olmaz. Ne dedim ki ben? Ha, ne yaptım ben? Tutuklama istemeyle mahkemeye gönderiyor gibisin. Oldu mu? Yapma şunu. Nasıl bir işe bulaşmışsan görmüyor musun? Hayatım, tamam bir dinleyelim ilk önce. Ne olduğunu anlayalım. Lütfen. Sakin ol. Anne. Tahir'le mi konuşuyordun sen? Hayır. Kimle konuşuyordun o zaman? Taziyeciğim. Sana ne be? Kiminle konuşuyorsam konuşuyordum. Sana hesap mı vereceğim? Çekil şuna. Bil bakalım kime ulaşamıyorum ben. Tahir'e mi? Aa, hemen de bildin. Helal. Şu hale bak ya. Şu haline bak. Sen nasıl ulaşasın ki zaten Tahir'e? Bir kadınlık mı yaptın? Bir güler yüz mü gösterdin? Ha? Elinde tutamadın olanı işte. Öyle mi? Okey. İlla ki ulaşırım ben. İlla ki eve gelecek Tahir. Ama bakalım sen elinde tutabilecek misin Şahinde Hanım? Hı? Leyla bak inan bana. Bak bu sefer inan. Gerçekten bilmiyordum ben. Tamam anlat o zaman en başından. Ya babamın borcu vardı ya. Evet. Benim arkadaşım vardı hani Gökhan. Hapishanedeki hatırlıyor musun? Onun bir tanıdığı varmış işte İsmet. Ona gittik. Para mı aldın onlardan? Ya anlatsana para mı aldın onlardan? Aldım. Babam için aldım. Aldım ama yani başta bir şey yoktu yani harbiden. Tabii sonra karşılığını istemişlerdir. Aynen. Bir gün bu Gökhan Elif'in fotoğrafını gösterdi işte bana. Sevdikleri bir abinin kızı mıymış neymiş, evden kaçmış dedi. Kızı bulmamızı istediler yani. Kim? İsmet mi istedi? Yok. İsmet'in ipini çektiler. Başka biri var. Kim? Her şeyin başında başka biri var. Necati diye biri. Of. Of. Abi. İyi madem bu kadarını biliyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakin olacaksın. Hayda. Sen bunu dediysen yandık ya. Sakin olmak zorundasın. Tamam söyle. Babamı bu adamlar öldürmüş olabilir. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Oyuncakçı yapmamış mıydı bunu? O değil. Ulan Gökhan. Ulan ben seni öldürmez miyim? Hayır sakin ol. Bir dakika abi. Bak. Bir dakika bırak beni ya. Gökhan'ı uyandırmamamız gerekiyor. Lütfen. Uyandı zaten. Uyandı. Her şeyi üstüme yıkacaklarmış. Pusu kurmuşlar bana. Bütün olayı benim üstüme yıkacaklarmış. Dağıttım ağzını yüzünü. Necati'nin adını da öyle öğrendim. Eyvah. Abi ne diyorsun sen? Ha ne yaptın sen? Ya adamı arayacak, her şey mahvolacak. Arayamaz. Burada Gökhan. Arabada. Nasıl ya? Gelin. Ben Refik komiseri arıyorum. Hayır hayır ben babamı arayayım. Sen soruşturmadan alınıyor ya. Doğru söylüyorsun tamam. Başsavcıyı ara. Ne
Efendim oğlum, hayırdır bu saatte? Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Bir şey mi olmuş? Oğlum anlatsana, çatlatma insanı, ne oldu? Yok, telefonda olmaz şimdi. Adliyeye gidiyoruz. Sen oraya git, orada konuşalım. Tamam. Ne olmuş? Bilmiyorum. Adliyeye geldi. Her şey açığa çıktı. Kesin öğrendi. Öğrendiyse öğrendilerin ne yapalım yani? Biz de öyle sürükleyip duruyoruz. Ne diyeyim? Turan, Turan, ben de geleyim. Yok, yok, yok. Sen otur oturduğun yerde. Bir anlayalım bakalım ne olmuş. Dur. Tamam Kenan. Ben haber veririm sana. Baban bir gelsin. Tamam, tamam canım. Anneme haber ver istersen, merak etmesinler. Ya arayacağım şimdi, bir ton soru soracaklar. Hiç kaldıramam ya. Şu iş bitsin öyle haber verin. Başsavcım. Kim bu dışarıdaki adamın ağzı burnu dağılmış? Helal. Ne işler çeviriyorsun sen burada? Abi bize bir izin verir misin? Hı. Tahir. Bak bu adamlar beni öldürür. Tamam mı? Sen tanımıyorsun bu adamları. Cehennemin dibine kadar yolun var. Bak Gökhan. İçeri girince her şeyi anlatacaksın ha, her şeyi. Yoksa onlar öldürmezse ben öldürürüm, gömerim seni bir yere. Yani sen şimdi amirlerine haber vermeden araştırmaya devam mı ediyorsun? Efendim biliyorsunuz bu dosya... Leyla, böyle bir şey yapamazsın. Kafana göre iş yapamazsın. Savcılık faaliyeti falan yürütemezsin. Bu dosyanın bir savcısı var kızım. Ortaya çıkarsa kariyerin biter, hakkında soruşturma açılır. Başsavcım, bu adamlar benim babamı öldürmüş olabilir. Ve benim yüzümden olabilir. Yani sırf bu dosyayla ilgileniyorum diye. E şimdi ben nasıl bırakayım? Nasıl çekileyim, nasıl araştırmayayım? Duramam. Elim kolum bağlıymış gibi öylece duramam. Tüm mesuliyeti ben kabul ediyorum. Ben üzerime alıyorum. Hakkımda vereceğiniz her türlü karara da saygım sonsuz. Tamam, getirin şunu. Emredersiniz. Getir. Geçelim böyle. Gel, gel. Şöyle. Geç. Evet, anlat bakalım. Şey... Ben bu Necati denen adama bağlı çalışıyorum. Ne bu adamın görevi? Kızları bulur. Kızlara sokulacak adamları ayarlar. Biri temizlenecekse temizler. Delilin var mı? İspatlayabilir misin? Ya benim elimde bir delil yok. Ama Necati'nin ofisinde bir kasası varmış. Kendini sağlama almak için yaptığı işlerin bazı kopyalarını o kasada saklıyormuş. Yani şantaj için. Bir delil varsa oradadır. Refik, hemen bir isimsiz ihbarda bulunalım. Sonra sen çocukları al git. Mekana basın, toplayın ne varsa alıp getirin. Bu son şansımız olabilir. Emredersiniz. Hadi. Şimdi sana bir soru soracağım. Adam gibi cevap vereceksin. Yoksa kimse seni benim elimden alamaz. Tamam. Babamı tanıyorsun. Evet. Ekrem Bey. Bunlar mı öldürdü? Bakma yüzüme, öyle söyle. Bunlar mı öldürdü? Evet, Necati öldürmüş. Orada mıydın sen? Sen orada mıydın? Savcım, bakın. Dokunma bana. Orada mıydın sen? Bakın, ben orada değildim. Yalan söyleme lan bana. Gerçekten orada yoktum ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Niye ne yaptılar? Oldu, ne...
Gerçekten hiç... Niye yaptılar? Babacığım gerçekten bilmiyorum ne oldu ne bitti. Ben bu dosyaya bakıyorum diye mi yaptılar? Bakın ben... Babamla bir ilgileri mi vardı? Hiç bilmiyorum. Hiç... Yalan söyleme! Necati hiçbir şey anlatmazdı bize. Abim. Abim. Lan abimle ne işin var senin? Yani Tahir'le ilişki kurmamı istediler. Niye? Sormadım. Niye? Sormadım. Yap dediler, yaptım. Seyirciler, dün sabaha karşı İstanbul'da 13 ayrı ev ve iş yerine düzenlenen... Anne daha hazırlanmadın mı sen? Daha ne hazırlanacağım? Hazırım işte. Suç örgütü çökertildi. Suç örgütü liderinin malikanesine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve doküman ele geçirildi. Necati Şeh isimli şahsın başında bulunduğu tespit edilen suç örgütünden şimdiye kadar 48 kişi gözaltına alınırken emniyet yetkilileri sorgulamaların sürdüğünü bildirdi. Aa, kız yakalanmış seninkiler. Saçma sapan konuşma be Nuray. Bana bak. Ya ele verirlerse seni? Ay ne yapacaksın sen bu yaştan sonra hapishane köşelerinde Şahinde Hanım? Nuray bozma benim sinirimi, alırım saçını elime gene. Vallahi benim bildiğim Tahir bu işin peşini öyle kolay bırakmaz. Hapishane kesmez onu. Bu işin sonu kötü bence. Bir sus be kızım ya. Bir sus, vır 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 vır. Kimseye huzur vermiyorsun. Nursuz Nuray. Bu oğlan niye geri dönsün eve? Bakalım Tahir Efendi nerede? Açsana be adam. Babanın katilleri bulunmuşsan ortada yoksun. Hayır anlamadım ki. Koynundan mı çıkamadın sen? Sen de işim bitti artık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Murat'la görüşecektim ben. Yasemin'in eski sevgilisi Tahir. Buyurun ne vardı? Konuyu az çok tahmin ediyorsundur ya. Yok aslında tahmin edeceğim bir şey yok. Yasemin'le aranızda ne var? Yasemin'le aramızda son dönem mesafe. Güzel. Ben o mesafenin daralmasını istemem açıkçası. Tahir Bey, ben yanlış bilmiyorsam siz evlisiniz diye biliyorum ama yani... Boşanıyorum kardeşim. Boşanıyorsunuz. Yasemin haberi var mı bundan? Henüz değil. Ama olacak. Olunca sevinecek bence. Sevinecek sizce. Neyse açık konuşalım o zaman. Siz diyorsunuz ki Yasemin'den uzak dur. Öyle mi? Ricada bulunuyorum diyelim. Peki ben uzak durmazsam ne olur? Veya Yasemin benim uzak durmamı istemezse ne olur acaba? Kardeşim bak, ne biliyorsun, ne kadar biliyorsun bilmiyorum. Ama biz Yasemin'le öyle az şey yaşamadık. Kolay unutulacak bir şey de değildi. Ben eşeklik ettim, kırdım, döktüm. Ama ben de döküldüm. Yani o yüzden efendi gibi sormaya geldim. Aranızda bir şey var mı? Varsa susarım, çekilirim. Ama yoksa... Ben de sevdiğim kadını geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Eyvallah. Aldım ben cevabımı. Kim bu Murat? Böyle tuhaf tipleri sokma şu kanala Allah aşkına. Tamam, Nükhet'ciğim bir daha sokmam.
Nükhet, ben bir çıkacağım, hava alacağım ya. Bir gideyim ben, uzaklaşayım. Hiçbir yere gidemezsin Murat. Yeni haber spikeri gelecek, toplantımız var. Nereye gidiyorsun? İşimiz var. Gidemem ben. Ben o zaman komple gideyim ya. Ben o zaman komple... Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun sen Murat? Ne oldu? Kenan'ın gazına mı geldin? Yok. Kenan'a yaptıklarından sonra geç bile kaldığımı düşünüyorum açıkçası. Öyle mi? Nedir sorunun? Dinleyeyim seni, konuşalım. Güya çok sevdiğin, dostun olan Kenan'ı ifşa etmen ve sevdiği kadını zor durumda bırakman ve şu canım işte hiçbir etik değer gözetmemen, üstüne üstlük sadece ve sadece parayı düşünmen, sadece ve sadece parayı düşünmen şu işi bırakmamda çok büyük bir etken açıkçası. O zaman avukatın tazminatın için gerekenleri sana yollar Muratçığım. Bir daha geri dönme Murat. Bir şeyini unuttuysan falan. Şahinde teyzeciğim. Merhaba kızım. Artık mecbur kaldık. İçeri girebilir miyim? Tabii. Siz ayakkabıları çıkarıyorsunuz ama hiç çıkartamayacağım. Sorun değil Şahinde teyzeciğim, gelin. Buyurun buyurun, hiç gerek yok. Kusura bakma evladım, böyle habersiz çıktık geldik. Bir şey mi oldu? Böyle şöyle geçsene Şahinde teyzeciğim lütfen. Tamam canım. Oh. Merak ettim ama ne oldu? Konu neydi? Konu küresel ısınma canım. Evde otururken kutup ayılarını gördük. Gidecek evleri kalmamış. Aa, sen bütün buzullar eri ve bit. Annem de çok içerledi bu duruma. Ne yapalım, ne yapalım? Gidip Yasemin'le konuşalım. Çözse çözse o çözer dedi. Ne diyorsun sen be? Ha? Nuray sus kızım, sus. Sus. Konu senin benim kocamı ayartman şekerim. Nuray ya sus ya çık dışarıda bekle. Şahinde teyzeciğim ben hiç bu tarafla muhatap olmak istemiyorum. Seni dinliyorum. Yasemin kızım siz... Tahir'le görüşmeye başlamışsınız. Evet. Çocukluk arkadaşıyız ama zaten biliyorsun. Aynen, evcilik oynamaya devam ama. Nuray. Şahinde teyze, sırf sana saygımdan susuyorum. Hiç cevap vermeyeceğim ona. Yasemin, sizin Tahir'le aranızda bir şey var mı? Şahinde teyzeciğim, ne olur beni yanlış anlama ama yani Ekrem amcanın katilleri yeni bulundu. Daha toprağı bile veremediniz. Biz... Bunu mu konuşacağız? O kadar haklısın ki ya. Gerçekten o kadar haklısın ki. Ama ben de bunu sormak zorundayım Tahir. Geldi ben Nuray'ı boşuyorum dedi. Bir de bana ben hala Yasemin'i seviyorum dedi. Ne? Duydun değil mi? Anne ben sana demedim mi? Bu kız aklını çeliyor demedim mi ben sana? Nuray bir sus. Bunu benimle değil... Tahir'le konuşun. Yani konuştunuz mu onunla bu konuyu? Konuştum kızım. Tabii konuştum. O söyledi işte bana bunu. Tabii detayları bilmiyorum ama işte mesajlaşıyormuşsunuz. Buraya gidip geliyormuş. Bana mı kesildi yani fatura? Kime kesilecekti? Apartmanınızın görevlisine mi? Vay! Şahinde teyzeciğim benim Tahir'le aramda hiçbir şey yok. İçiniz rahat olsun tamam. Ya olamaz da zaten. Ayrıca Nuray'dan boşanacaksa da bu beni ilgilendirmez ki. Bana ne? Takdir edersiniz ki yani şöyle bir baktığımda da yani çok da yerinde alınmış bir karar gibi görünüyor. Ne dedin sen? Ama yani artık adam senden kurtulmak için böyle ya hapse girmeyi bile göze almış. Ben ne düşünebilirim ki başka? Bana bak seni yolarım ha ben. Duydun mu beni? Yolarım kızım seni. Gerizekalı mısın? Hele bir daha. Ben sana bak nasıl dava
açıyorum. Hele bir süreleri. Aç! Elinden gelen ardına koyma. Varoş'tan teli seni. Terbiyesiz. Çık! Çık! Şahinde teyze. Şahinde teyze, iyi misin? Oh Yasemin, Yasemin çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şahinde teyzem, gel geç şöyle, gel. Yasemin, ben senin bir kabahatin olmanını biliyorum kızım, biliyorum. Ama ben arada kaldım, bu bana neler yapıyor bir bilsen sen var ya. Çok zor durumdayım ben, çok. Ay. Gel ben sana bir su getireyim Şahinde teyzeciğim. Gel otur şöyle. Yok yok, ben çantamı alayım gideyim, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Bir soluktan Allah aşkına bir otur şöyle sen şuraya. Yasemin. Yasemin ne olur Leyla'ya söyleme olur. Gözünü seveyim, kurban olayım Leyla'ya söyleme. Tamam, tamam Şahinde teyzeciğim. Ben sana su getiriyorum hemen, dur. Tamam kızım. Allah'ım. Yaşadığımız rezilliklere bak. Bitti. Bitti. Biliyorum. Bitti ya, bitti. Teşekkür ederim. Her şey için. Seninkini alayım mı? Ne içersin? Yok bir şey istemem. Kenan. Sevgilim. Ben çok rahatlamış hissediyorum. Normal mi? Benim babam öldü, ben bunu hissediyorum. Garip değil mi? Bunu ben bilemem. Yani böyle duygular çok insana ait şeyler. Ben sadece anlayabilirim seni. Yanında olabilirim. İyi ki yanındasın. Of. İnsan bazen gerçekten tası tarağı toplayıp gitmek istiyor. Yani buradan gitmek. Uzaklaşmak. Ne güzel söyledin. Tasları toplayıp gitmek. Belki de ihtiyacımız olan şey bu. Tam da ihtiyacımız olan şey bu. Ne? Evet, yani yapmamız gereken bu. Tam da bu. Buralardan gitmek. Uzaklaşmak. Gidelim buralardan. Evet, gidelim. Çok uzağa. Benimle evlenir misin? Evet. Ne diyorsun Kenan sen? Ciddi misin sen? Evet, çok. Ha, ciddisin. Ciddiyim tabii. Evlen benimle. Bunu daha normal bir şekilde falan söylemeyi planlıyordum, evet. Öyle bir zaman aradım, daha romantik olsun istedim ama... Yok öyle bir zaman. Evlen benimle. Gidelim başka bir ülkeye, başka bir şehre. Ha? İtalya mesela. Ne dersin? Ya da Fransa. Şöyle güzel bir ev. Yeni bir hayat. Ha? Çocuklarımız bile olur. Yaşlanırız orada. Birlikte. Ha? Dans ederiz. Müzik olmadan. Hı? Hı. Hepsi çok güzel. Ben çok ciddiyim. Tabii ki planı böyle yaptığım için, böyle yapamadığım için yüzük almayı unuttum. Ama dur.
Bir saniye. Ha bekle, bekle, bekle. Öyle kal. Leyla Gediz. Benimle evlenir misin? Ama önce bilmen gereken bir şey var benimle ilgili. Hiçbir şey bilmeye gerek yok. Evet. Evet. O zaman gel. Bu hangisine takılıyordu? Ne önemi var tak? Okey. Leyla Gediz. Artık gelini öpebilir miyim? Gelin seni öpmeden. Bu sefer vazgeçmene izin veremem. İşe gitmem lazım benim. Bir beş dakika daha mı dursak acaba? Gecikirim. Nereye ya? İşe gidiyorum. Gelir misin şuraya? Ha? Oh. Hayatımın en güzel gecesiydi. Bak. Yüzüm nasıl? Sevgilimiz biraz fakir galiba. Hı? Bu yüzüğü hiç beğenmese değişmem ben. Öyle mi diyorsun? Kutlayalım mı acaba? Hadi işe gitmem lazım. Sen de kalk. İyi, peki, peki, peki. Zaten benim de işlerim var. Nikah tarihi falan alacağım da. Of. Be. Ben bunu ne kadar bekledim biliyor musun sen? Sakın şunu aklından çıkarma Sayın Savcı. O iş bitti. Artık benimsin. Kalk hadi. O zaman görüşürüz. Ne görüşürüz bakalım. Kendin Öztürk. Buyurun benim. Size bir paketim vardı. Kimden bu ya? Üzerinde yazıyordur efendim. Doğan Kaya kimmiş ya? Şöyle bir imza alabilir miyiz? Tamam. Tabii ki, tabii ki. Pardon. Şuraya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Cenazeden sonra gelen giden çok olur. Bizim hazırlığımız tamam olsun, olur mu Hacer? Sen hiç merak etme Şahinde Hanım. Ben her şeyi... Aa! Tahir geldi. Tahir, neredesin oğlum sen ya? Nuray nerede anne? Buradayım, buradayım. Ne oldu? Dönmüşsün kükçü dükkanına. Bir gelsene Nuray, bir şey konuşalım. Söyle burada. Baş başa konuşmamız gerek. Gel dışarı. Yasemin anlattı bize her şeyi. İstemiyor kız seni.
Bir de kızı rahatsız etmişsin. Ve Tahir, ne kadar gurursuz bir adamsın sen ya. Denedin bütün yolları, olmadı. Sonra dedin ki aa evde bir karım var. Değil mi? Bitti mi? Bitti. Burada mı konuşalım Nuray? Evet, zaten herkes her şeyi biliyor. Olsun. Ne bu? Boşanma dilekçesi. Sen bu kadar kolay mı sandın? Ha? Onca emek, onca fedakarlığı bir çapıda silebilecek mi sandın sen? Ha? Mahvederim lan seni! Mahvederim seni! Kızım dur lan! Çekil! Tamam, tamam. Hocam, tamam. Ulan annemlerle birlikte yaşayacağız dedin. Kakama çıkarmadım! Ev üstüne ev kurdum ben. Bağırdım, çağırdım, sustum. Seni bütün hatalarıyla kabul ettim. Yıllarca bekledim ben seni Tahir hapishanede. Ben de senin hatalarını severim. Ben de. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Tahir, Tahir bırak. Nuray, tamam. Sakin ol. Seninle de ilgili değil, tamam mı? Kimseyle ilgili değil. Yapamıyorum artık Nuray. Benden sana hayır gelmez. Yok. Ama göreceksiniz siz. Görecek o. Duydun mu beni? Ne diyorsun kızım sen? Ne dediğimi biliyorsun. Bu böyle bitmeyecek. Onca emek vermişim ben be. Ha? Sen Tahir'e bir şey söyleme de bizim ağzımızın tadı kaçmasın. Benim mutlu olmadığım yerde huzur beklemeyin. Duydun mu? Of. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Otursana ya. Yok ya, hiç oturmayayım. Hızlı gel dedin, geldim. Evet ya, yani Murat, sinirlerim o kadar bozuk ki böyle saçma sapan bir şey yaşadım yani. Ne oldu ya, evlenme teklifi falan mı aldın yoksa? Ne? Yani bence olabilir, hani tuhaf karşılamam şu an. Ne diyorsun ya? Ya, ya gerçekten ya o kadar saçmaydı ki böyle... Ya Tahir'in annesiyle karısı geldi ve burada... Ben açıkçası Tahir'in annesini ve karısını konuşmak istemiyorum ya Yasemin. Ne? Bugün hiç havamda değilim ya Yasemin. Ben kaçayım olur mu? Ha? Ne oluyor ya sen? Biraz iyi misin? İyiyim. Yani veya değilim. Değilim. Bir şeyler dinlemek istemiyorum şu an. Yalnız kalmam gerekiyor belki de. Öyle düşünelim. Sonra konuşuruz. Tamam? Bir durur musun Murat? Niye iyi değilsin ya? Ne oldu? İstifa ettim. Ne? Ha, istifa ettim. Ha. Yani
Ne yapacaksın şimdi? Bir şey yapmayacağım yani. Kenan'la zaten konuşuyorduk. Bir şeyler yapacağız beraber. Problem değil yani, hallederiz. Neyse ya, zaten senin ne kadar umrunda ki acaba? Boş ver, sonra konuşuruz. Bir dakika. Murat, bir dakika. Bir durur musun ya? Bir dur ya. Konuş benimle. Bu ne bu imalar, bu tavırlar falan ne ya? Bir şey yok tavrımda. Benim tavrımda bir şey yok. Sende bir şey var bence. Bir şey oldu sana o günden sonra. Hangi gün? Aynen. Tahir'in geldiği gün. Sen kıskanıyor musun beni? Yo, hayır. Ya bunu kanalda da söyledin. Kıskandın mı diye, kıskanmam mı gerekiyor acaba? Tamam. Kıskanmıyorsun o zaman, hiçbir şey hissetmiyorsun bana, tamam? Okey. Hissetmiyorum ya. Çok iyi. Yasemin, sen bir şey hissetmiyorsun. Ne demek istiyor hisset? Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Bir taraftan sen, bir taraftan... Bir taraftan ben, bir taraftan kim? Nuray falan mı? Sana mı geldi Nuray? Yok, kocası geldi, Tahir. Kanala geldi. Tahir mi? Hı hı. Ne söyledi sana? Yani... Murat bir... Ne olur Murat, lütfen bir konuşabilir miyiz? Oturur musun bir şuraya ya? Hadi geç. Yo yo, oturmayacağım. Tamam. Tamam, oturmayalım. Bak, benim gündemimde Tahir falan yok. Tamam. Yani yılını bile bilmediğim bir zamanda biz... Yani Tahir'in bundan haberi var mı? Yani pek o böyle düşünmüyor çünkü. O böyle düşünmüyor. Sen biliyor musun, bunun farkında mısın? Anladım. Şöyle ifade edeyim o zaman kendime. Evet. Biz Tahir'le birlikteydik bir zamanlar. Aha. Evet. Ve birbirimizi çok seviyorduk. Hı hı. Yani neyse, tamam. Bir dakika. Hayır. Tamam. Dinler misin? Anlatmak istiyorum. Bir dinler misin? Kolay bitmedi. Hı hı. Tamam. Çok böyle çok yıprandığım bir ilişki oldu yani benim. Tamam mı? Neyse ya, böyle sonra bambaşka hayatlarımız oldu. İşte o evlendi falan. Ben işimde gücümdeyim yani. Bitti. Ha, ama sen eğer benim duygularımla ilgileniyorsan, hı hı, yani diyorsan ki hani kalbinde biri var mı diye. Yok. Ama biri olacaksa da... Evet, evet, ne güzel konuşuyoruz. Biri olacaksa... Pardon. Da bakabilirsin. Yok, yok. Bir dakika, Leyla, bu şey önemli olabilir. Ben hemen cevap vereceğim. Çok pardon. Alo? Leyla'cığım, söyle canım, dinliyorum. Ha, müsaitim, söyle. Biri olacaksa da belki sen diyecekti yani. Belki sen de olabilirsin diyecek. Belki de. Kenancığım merhaba. Ben Doğan. Bu ne be? Şaşırdığını biliyorum. Aklından ilk geçen şey benim bir ikizim mi var acaba? Yok. Belki de yapay zekayımdır. Hayır. Ben senim. Sen de bensin. İlginç. Kenancığım, umarım bunu izlerken araba falan kullanmıyorsundur. Çünkü kaza yaparsın. Şimdi duyacakların küçük bir sarsıntı geçirmene sebep olacak. Ama büyük boşlukları dolduracağız birlikte. Mesela şu hafıza kayıpları.
o hatırlamadığın anlar var ya hani. Oralarda sahne benimdi. Manifestoyu ben okudum mesela. Hamdi Atıl Bey'i ben öldüm. Leyla'yı ben öptüm. Sonra sen beni öptün Kenan. Ne cevabı? Çok üzgünüm ama sen değilsin. Annem baban da senin annen baban değil. Sen o yanan yetimhanedeki bir çocuksun. Evet. Turan ve Nevin seni evlatlık aldılar. Hatırla o yetimhaneye gittiğinde sana neler olduğunu. Nasıl acı çektiğini. Kalbinin nasıl sızladığını, o kokuları nasıl ciğerlerini acıttığını hatırla. Sen o gün hastalandın. O yetimhane yandığı gün. İşte o gün ben doğdum. Doğan. Sana her şeyi unutturdular. Ama ben unutmadım. Bu arada bunların hiçbir şaka değil ha. Yaşadığın her şey büyük bir yalan. Sana bütün görgü tanıklarını, suç ortaklarını anlatacağım. Sana konan çoklu kişilik bozukluğu teşhisini anlatacağım. Süheyl Hoca'yı anlatacağım. Sana ne yaptıklarını anlatacağım. Şu görgü tanığını hatırlıyor musun? O benim adamımdı. Seni bu davaya çekmek için. Hep sizi yakından görmek istemişimdir. Yani biz bunu soruşturma yaratıyoruz. Kızına git. Gerçekleri araştırman için onu ben gönderdim. Birlikte büyük işler başaracaktık Kenan. Ama beni istemediler. Beni kimse istemedi. Aa, nişanlın zevkliymiş ama. Dalga geçme. Çok tatlıydı. Ya. Düğün ne zaman? Ya. Babamın vefatı, yaşananlar. Kerem öyle beni mutlu etmeye çalışıyor. Öyle küçük oyunlar oynuyor. Bence oyun falan değil Leyla ya. Yani ciddi bir teklif bu. Evet sevgili Kenancığım işte böyle. Artık her şeyi biliyorsun. Gönül isterdi ki karşılıklı oturup her şeyi konuşalım. Ama bu teknik olarak mümkün değil. Artık gerisi sende. Git annene sor. O babacığına bir sor bakalım ne diyecek. Süheyl'e sor. Hepsini teyit edeceklerdir emin ol. Benden bu kadar. Derisi sende. Görüşürüz. Thank you.
Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne oluyor? Oğlum. Emin misin? Doğan. Doğan kim? Sen tanıyor musun Doğan'ı? Doğan mı? Ben Doğan mı dedim? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun şu an. Şu Doğan mı ne olduğunu bilmediğim o şey. Bana bir mesaj attı. Bir video. Hastaymışım ben. Evlatlıkmışım. Doğru mu söylüyor? Oğlum bak. Oğlum bak falan deme. Bir şey söyler misin bana? Doğru mu söylüyor? Bak babanı arayalım. Yahu bıraksana şu babamı. Yalan söylüyor desene. Yok öyle bir şey desene. Kabus de. Şaka de. Ya delirdin mi sen? Bir şey söylesene. Nasıl bir şeyin içindeyim ben şu an? Doğru mu bunlar? Biz söylemeyi düşündük. Düşündük. Annem değil misin sen? Ben seni çok seviyorum. Sevgi değil ki konu. Konu sevgi değil. Bir daha soruyorum. Doğru mu söylüyor adam? Doğru. O adam sensin. O adam sensin. Devin. Turan. Hemen gelmen lazım. Eve çok acil. Ne oldu Devin? Kenan burada, yanımda. Her şeyi öğrenmiş. Kapat, kapat. Geliyorum. Arabayı hazırlayın. Her şey doğru. Biz senin gerçek annen baban değiliz. Anlatacağız her şeyi sana inan. Her şeyi hiç merak etme. En başından her şeyi atlatacağız. Birlikte aşacağız. İyileşeceksiniz. Ben... Neyim peki şu anda? Ben kime mi? Bana bir şey söyleyin. Ben ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Biz seni çok sevdik. Çok sevdik. Her an... Hayatımızda her saniye seni çok sevdik. Ben gerçek evladımız olsan ancak bu kadar severdik. Çok sevdik. Biliyorum öfkelisin. Belki düşün bizden nefret ediyorsun ama... Ne olur etme, ne olur.
Bilmiyorum, belki de şimdi bizden nefret etmezsin. Yani öyle bir şey varsa da ben burada hiçbir şey diyemem, biliyorum. Ne hissedeceğim bilmiyorum. Biz sana söylemeye çalıştık, söylemeyi düşündük ama Doğan engel oldu. Bu Doğan ne zamanlar geliyor? İstediği zaman. Şimdi niye gelmedi? Bilmiyorum. Senin öğrenmeni de o istedi zaten. Kalmam burası olur. Benim o bütün çocukluğum falan. Bana anlattın onu, kendin kucağına aldın sürüştün bana. Hepsi yalandı. Kalmam burası olur. Sen 6 yaşındaydın biz seni aldığımızda. Allah'ım nasıl bir şey bu? Uzun süre psikoterapi gördün. Doktor sana her şeyi unutturdu. Format mı attınız bana? Yok, öyle yaşayamazdın. Hep hastalıklı bir çocuk olarak, hasta bir çocuk olarak kalırdın. Peki bu Doğan tehlikeli biri mi? Ben videoda çünkü böyle kötü kötü bakan bir çocuk gördüm. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmadı değil mi kimseye? Ha, kötü bir şey. Yok. Bir şey mi yaptı yoksa? Hayır. Yok. Hayır. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Aksine Doğan çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. Hiçbir şey yapmadı. O ortalığı karıştırmayı seviyor. Baba bak, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen bana bakma, tamam mı? Ben asaklıyım. Söyle, istersen söyle ben. Bir şey yok, söyleyebilirsin. Bir şey yapmadı değil mi? Hayır, hayır. Yapmadı. Kendi söyledi bana, Leyla'yı öpmüş. Leyla. Leyla ne diyeceğim ben? Leyla bunu asla bilmemeli. Oğlum, oğlum senin çok önemli bir hastalığın var. Leyla'ya söylemem lazım onu. Ben çok seviyorum onu. Dün gece evlenme teklif ettim ben ona. Şimdi nasıl açıklayacaksın bunu? Leyla'nın yerine koy kendini. Ne yapar, ne hisseder, nasıl yapar? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ne yapmam lazım? Bana bir şey söyler misiniz? Ben hiçbir fikrim yok şu an. Tedavi olmalısın. Tedavi olmalısın. Önce tedavi olmalısın. Nasıl olacak ki bu? Ben Süheyl Hoca'yı aradım. Haber verdim. Yolda geliyor. Bunlar tamam. Arama kararları, gözaltı kararları hepsini hazırlayın, hakime gönderelim. Hazırlıyorum savcım. Tamamdır. Atlatacağız. Hepsini atlatacağız, geçecek. Leyla arıyor. Açma istersen. Leyla. Uyanabildin mi? Uyandım, uyandım. Kenan, bu son 10 yılın en büyük davası olabilir. Bak kurcaladıkça neler çıkıyor, inanamazsın. Tahmin edebiliyorum. Sen iyi misin? Sesin bir garip. İyiyim, iyiyim. Başım çatlıyordu da o yüzden bir ilaç aldım. Geçmiş olsun. Şimdi kapatmam lazım, ararım ben seni tekrar, olur mu? Leyla, Leyla. Efendim? Seni çok seviyorum. Ben de seni hayatım. Mm-mm.
Thank you very much. I call you back. Burası İsviçre Basel'de bir klinik. Dünyanın en iyi hocalarından biri burada. Durumu anlattım. Gizlilik durumunda bir şüpheniz olmasın. Peki hocam ben ne zaman gideceğim oraya? Ben olsam ilk uçağa atlarım Kenan. Bu durumu annenlerle daha önce konuşmuştum. Anlıyorum. Ne kadar bir süre var aklınızda? 3 ay, 6 ay, belki 1 yıl. Bir şey söyleyeceğim. Leyla ne olacak? Ben Leyla ne söyleyeceğim? Bu durum ne kadar gizli kalırsa o kadar iyi senin için. Hocam, siz bir anda terk etmemden bahsediyorsunuz kızı. Benim yaşadığımdan daha büyük bir travma yaşayacak. Bu işten acı çekmeden kurtulamazsın Kenan. Leyla'ya her şeyi anlatınca eline geçecek. Yardım eder bana. Ha? Destek olur, yanımda olur. Olmaz mı? Olmaz oğlum, olmaz. Diyelim ki Leyla şizofren ve sen de bunu öğrendin. Ne hissedersin? Ha? Ne hissedersin? Ki bu hastalık çok daha büyük bir hastalık. Bakınız, kimin nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Kaldı ki burada sorun Leyla'nın ne hissedeceği değil. Doğan ile Leyla arasında ilişki nasıl olacak? Leyla eve geldiğinde yatağında Doğan'la bir kızı gördüğünde ne yapacak? Sen ne yapacaksın Kenan? Hı? Bakınız Kenan Bey. Ben yok, hayır, hayır. Ben Leyla'ya söyleyeceğim. Leyla'ya söylemem gerekiyor bunu. Olmaz. Söylemen hiçbir şey değiştirmeyecek. Bakınız çok romantik düşünüyorsunuz. Ama bu böyle bir şey değil. Bunu sevdiğiniz kadına yapamazsınız. Eğer böyle yaparsanız onu ateşe atmaktan başka bir şey yapmazsınız. Hiçbir şey demeden ortadan kaybolun diyorsunuz bana. Söylediğin her şeyi aldım. Sabah 6 uçağı. Öyle ayarlattım bileti. Süheyl Hoca da seninle gelecek. İyileşeceksin. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir gün her şeye en baştan başlayacağız. Yine birlikte balık tutmaya gideceğiz. Böyle saatlerce oturup hayattan, kızlardan falan bahsedeceğiz. Leyla benden nefret edecek. Belki de doğru olan bu. Ben son bir kez aramak istiyorum, konuşmak istiyorum onunla. Sakın bir şeyden bahsetme oğlum. Yalvarırım. Tamamdır başsavcım, ben size mail atacağım. Tamamdır. Gel. Efendim, basın açıklamasını şu şekilde başsavcının kalemine iletiyorum. Tamamdır. Bence bir sıkıntısı yok. Canım. Canım. Daha iyi misin? İyiyim. Yemek yiyelim mi? Ya benim burada işim başından aşkın. Sana söylemek istediğim önemli bir şey var ama. Neymiş? Yüz yüzeyken söylerim. Allah Allah. Bir saatte olsa kaçamaz mısın? Bana bak. Romantik bir evlilik teklifi falan edeceksen
Gerek yok çünkü dün gece yeterliydi bana. Hayır hayır, merak etme. İlk tanıştığımız yere gel, olur mu? İyi, peki. Görüşürüz. Hadi. Necati Ateşe isimli şahsın başında olduğu sürü öldürdü. Şşşt, gidersin. Pislik herif. Daha ne pislikler çıkacak bakalım Şahinde Hanım. Saçma sapan konuşma be. Hacer. Söyle de odamdaki bavulları getirsinler. Söyle sen. Bavulları mı? Hayırdır? Sen nereye gidiyorsun Nuray? İstenmediğim yerde kalmam anneciğim ben. Sana hallet dedim. Engelle bu işi dedim. Yapmadın. Ben elimden geleni yaptım Nuray, sen ne biliyorsun? Yolun açık olsun. Ya sen bu kadar kolay olabileceğini mi sandın? Ha? Sence ben giderken buraları yakıp yıkmaz mıyım? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Saçma sapan konuşma. Tahir! Sus. Sus, bak kırarım. Tahir! Sus dedim sana. Bak Nuray, sus, sen çok kaşınıyorsun. Öldürteceksin bana kendini, yapma. Tahir! Yapmadım, gömeceğim seni şimdi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bağırışıyorsun, ne var? Valizlerinizi getirdim Nuray Hanım. Tamam, kalsın orada. Nereye böyle? Hay bu evden gidiyorum ben. Ama bilmen gereken bir şey var. Nuray, zamanı mı kızım şimdi? Tam da zamanı. Öğrenecek. Ne oluyor ya? Ama sen de şunu bil. Beni öyle kolay boşayamayacaksın. Allah Allah. Ne diyorsun lan sen? Öğrenmen gereken çok önemli bir şey var. Ne? Sevgilim. İyi misin? İyiyim. Sende bir haller var ama hadi bakalım. Anlat bakalım. Niye Ikea'da bir derede burada buluştuk? Seni seviyorum. Yeni bir gelişme değil. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gurur duyuyorum seninle. Bu sevmenden daha güzel. Bu kadar. Hepsi bu. Onun için mi buluştuk? Sana bu gece seni sevdiğimi söylemem gerekiyor. Söyledim. Gecemiz bitti o zaman. Aklından bir şey tut. Eğer bilirsen benimle dans edeceksin. Bilemezsen gidecek misin? Tut hadi. Tamam.
yaptırdım. 1.657.916. Nasıl biliyorsun? Ben buyum. Kaç. Al beni, götür kanatlarında bu gece. Uçurup diyar diyar sev beni. Sevilmediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım her geceyi. Öyle gel gör beni, bulup karanlıklarda sar biraz. Ki doğmasın sabahlar, al sevgim. Hiç vermediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım her geceyi. Öyle gel, gel. Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi. Öyle gel, gel. Ne oldu sana? Tuvalete gidip geleceğim. Kanatlarında bu gece uçurup diyar diyar sev beni. Sevilmediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım geleceğim.